Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Yiğit Portakal. Kanalıma ilk defa geliyorsanız neler yaptığımdan size kısaca bahsedeyim. İlk önce İstanbul, sonra tüm Türkiye odaklı gezerek bütün güzel lüks gayrimenkulleri, villaları, residence'lı, şu anda bulunduğum gibi en büyük residence projeleri size göstereceğim. Aynı zamanda yılları da gezeceğiz birlikte ve kısmet olursa tabii tatillere de çıkacağız. Bugün İstanbul'un Şişli ilçesinde Bomonti'deyiz. Bomonti'nin de en güzel projelerinden bir tanesi. Bomonti Residences by Rotana'yı gezeceğiz. 2 yıl önce başlamış bu proje. Bu projeyi de gezerken güzeller güzeli Şule bize eşlik edecek ve videoya geçelim. Bugün Şule ile beraberim. Tarzını çok beğendim bu arada. Ben de bugün böyle gömlek pantolonla geldim yanınıza. Harikasın. Değil mi? Şimdi bir örnek daire göreceğiz. Bomonti Residences by Rotana projesindeyiz. Hı hı. Şişli Bomonti mahallesindeyiz. Şu anda göreceğimiz örnek dairemiz. Size kalitesinden ve materyallerden bahsedeceğim. Vakit kaybetmeden hemen gidelim. Evet, gidelim. Bu örnek dairemiz 3+1 bu arada. Elimizde 1+1'den 4,5+1'e kadar konutlar var. Size göstereceğim daire 169 metrekare şu anda. Hanımlar önden. Teşekkür ederim. Burası giriş kısmı. Antre. Teslimatta dahil ettiğimiz belli ürünler var. Mesela bu gördüğün eşsiz vestiyer. Tüm dairelerimde standarttır. Hepsine teslim ediyorum. Parkelerimiz 1. sınıf lamine parke ve bu renkte. Salonumuz 29 metrekare. Normalde merkezdeki projelerde 3 metre tavan yüksekliği bulmanız çok zordur. Bu daire mesela 29 metrekarelik salonu var ama ona rağmen çok daha büyük gözüküyor. Tasarımı da güzel bayağı ya. Evet. Modern. Mutfak kısmı burada aslında yarı açık. Yok, kapalı. Biz buna sliding door diyoruz. Sliding door diyorlar. Yerden de tasarruf ediyorsunuz. Hı. Yemek pişirmek istediğinizde kapatıyorsunuz. Zaten merkezi havalandırma sistemi var. Bizi biraz Şule'yle yalnız bırakın. Burada mermerin tam altında böyle su kanalı gibi bir şey var. Evet. Buradan su geldiği zaman pıt ayağınıza damlamıyor. Sizi ondan kurtarmışlar. Evet. Newton'un 7. kuvvetinin kanunu kullanarak. Bir sürü dolap var mutfakta. Bizim Türk hanımların biliyorsunuz en çok yapmayı sevdiği şey yemektir. Sen de mi çok seviyorsun yemek yapmayı? Evet, arada yani vakit bulursan tabii ki. Yemek? İşte makarna falan. Ocak, fırın, ankastre setini bütün dairelerimizde biz hediye ediyoruz. Bulaşık makinesi de aynı şekilde. Bunlar dünya markalarından tercih ediliyor. Genelde dünya markası. Burada Franki ürün kullanılıyor. İsviçre ürünü. Ben şu armatürlere bayılıyorum. Bence bunlar yeniyor mu? Hayır, yani onlar yaklaşık 100 senelik. Falan. Dekorunuzu bozduğum için teşekkür ederim. Teslimden sonra dilerseniz bu şekilde size dizayn yapabilirim diyorum. Hı hı. Buzdolabı için biz size bir mekan tahsis ediyoruz. Bunu size bırakıyoruz. Çünkü çok kişisel bir size bu. Ya belki daha küçük, daha büyük de isteyebilirsiniz. Tam benlik ya, bana yeter mesela. Evet ama bazı müşterilerimiz daha büyük tercih ediyor. O yüzden bu size'ı size bırakıyorum. Yerler seramik bu arada. Evet. Yerden ısıtma var. Merkez burada da var ısıtma. Değil mi yerden ısıtma? Tabii ki. Komple. 2 çeşit ısıtmamız var. Merkezi ısıtma, bir de klima sistemi. Tablolar falan tabii bunlar Paint'ten çıkartılmış galiba değil mi? Hayır, bunlar çok pahalı, çok nadide ürünler. Size ilk misafir odamızı göstereyim. Burası 14 metrekare. Benim küçük 1+1'lerim var. Onların yatak odasını bu şekilde hayal edebilirsiniz. 14-15 metrekare aralığında değişiyor. Yani şöyle çok rahat double size bir yatak koyabilirsiniz. Gayet konforlu ya. Kesinlikle. Yani küçük kutu gibi 1+1 hissiniz asla yok. Yok. Burada bir tane ortak banyo var. Misafir banyomuz. Bu arada ben çekime başlamadan önce şu diş fırçasıyla dişimi fırçalamak istedim ama meğersem maalesef örnek daire olduğu için su akmıyordu. Şule dedi ki ne yapıyorsun, çık buradan dedi. Yönetimden azar yedim bu yüzden. Güzel bir banyo var burada. Burası çocuk odası. Ha, çocuk odası. 12 metrekare. Yani şu an elimdeki en küçük odalardan birisi. En sevdiğim detay camlar. Tabii şu anda satış ofisindeyiz. En güzel kitaplardan biri arkadaşlar bu. Sen teşekkürler beni böldüğün için. Evet, bir şey anlatıyorsun. Sen orada bir şey anlatıyorsun. Sağ ol. Manzaramız tabii ki ben size daha bahsetmedim ama Boğaz ve şehir manzarası var. Muhteşem. Tabii bu örnek daire olduğu için. Evet, şu anda satış ofisindeyiz. Çok daha güzel bir manzaranız var. Gece ışıklarla birlikte İstanbul 360 derece görüyorsunuz. Harika. Burası kurutma ve çamaşır makinesi alanı. Aha. Artık öyle mutfaklara çamaşır makinesi falan koymuyoruz. Bence misafirler bunun üzerine kurutucu koyabilir, raf yaptırabilir. Hı hı. Raf yapmalarını tercih ederim. Hem ürünlerini koyarlar hem de yerden tasarruf. Tabii ki yatak odası. Master. Sonunda. Master bedroom'a geldik herhalde. Şöyle yapayım. Aa. Giyim alanı. Gayet kullanışlı. Evet. Aslında çok küçük bir alan. Yani şu anda 19 metrekarelik bir yatak odasındayız ama yerden tasarruf bir. Çok şık duruyor. Tabii ki bu dolap bana yeterli değil. Anca ayakkabılarım sığar ama Bu şey gibi, binici şapkası gibi. Evet. Yakıştı aslında değil mi? I'm gonna take my... Evet. Ha, tabii burada da yaz modeli var. Şimdi de arkadaşlar Şule'nin yaz stilini göz önüne getirin. Teşekkür ederim. Catwalk yapacağım size. Wow. Teşekkür ederim. Yakıştı. Çok nice. Size bu alanı tahsis ediyoruz. İsterseniz bu şekilde yaptırmanıza da destek oluyoruz. 19 metrekare total alan. Bütün odalarımda ayrı bir klima sistemi var. Bu şekilde hem gizliyoruz hem spot ışıklar koyuyoruz. Gayet çok daha şık. Buradan sıcak soğuk ayarını yapabilirsiniz. Banyoyu gösterdik mi? Toplamda sadece 4 metrekare ama ona rağmen çok büyük bir duşakabini var. Bunlar orijinal mermerler. Bunları da bu şekilde teslim ediyorsunuz. Tabii. Vitra, Duravit. Bunu da alıp kullanmak ister misin? Diş fırçasını kullandın mı? Her şeyi benim kullandığım ama bu güzel koku vermesi lazım ama şu an... Ünlü markalarla çalışıyoruz. Hani Zara Home bile değil. Zara Home'u küçümsedik. Buradan yani. Zara Home bana dava açıyor. Kendiliğinden kapanıyor. Kapanmadı. Kapanıyordu. Kapanmadı. Mesela burada da bir niş bölüm var ya, evet. Bunu dairede veriyor musunuz bu şekilde? Şöyle tabii bu cam kesmeler ekstra ama ben size nişi veriyorum, alanı veriyorum. Bunu yapmak da çok küçük bir işlem bence. Oh, kendileri yaptırabilir. Şehir merkezinde Bomonti gibi çok değerli bir arazideyiz. Böyle lüks, aynı zamanda elegant bir projede olmaktan gurur duyuyorum. Şimdi ağlayacağım. Duygulandı. Bunu alalım sahnenin arkasına. Arkadaşlar şimdi şehir merkezinde izliyoruz. Bomonti nerede bilmeyenler olabilir. Bomonti'ye daha önce gelmiş olanlar olabilir. Tabii şu anda Türkiye ve dünya izlediği için. Birazdan inşaatın 44. katına çıkacağız. Challenge. En üst kata çıkacağız. Orada bir challenge yapacağız. Ne yapalım? Aşağı atmaca. Benim size yayınladığım son video olacak. Ardından benim kanalımı Şule'ye ben devrediyorum. Baksana hemen aldı. Oradan da bütün İstanbul'u size göstereceğim. Nasıl merkezli bir konumda olduğumuzu göreceksiniz. Vallahi ben çok heyecanlıyım. Ben de tabii oralara giderken iş güvenliğine dikkat edeceğiz. Baretlerimizi takacağız. Tabii ki ya. Sakın ayrılmayın videodan. Heyecanla kalın. Heyecanla kalın ne ya? Takipte kalın. Maskemizi de taktık. Biliyorsunuz korona var arkadaşlar. İşte beklenen an, kasket anı. Bakayım şöyle bir deneyeyim. Nasıl oldu? Şule'nin kendine özel şey var yani. Egoist Şule. Hayır, bu egoistlikten değil. Megaloman Şule. Olur da başıma bir şey gelir diye kan grubunu falan buraya yazdım. Şule'nin kan grubunu söylüyorum size. 0 RH pozitif. Lazım olursa hemen şey yapın. Şule'nin telefonu var. Aşağıya bırakacağım. Kan çekeriz ondan. Size bir link hazırladım. Adamın kanını alırız biz, kanını. Let's go. Arkadaşlar! Yorum yazın bol bol. Benim hakkımda, proje hakkımda, Şule'nin hakkında bir şey yazmayın ya. Şunun şey tatlılığına bakın. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Masum bir küçük Çinli kızlara benzedim. Şişe. Bu arada Çince biliyor musun? Hayır. Sadece teşekkür etmeyi biliyorum. Şişe. Bu kadar. Ama Farsça, İngilizce, Arapça, Türkçe biliyorum. Farsça konuşalım o zaman. Selam Hubi. Hube. Men Şule. Men Şule. Çetori. Çetori. Men Hube. Merci. Merci. Şamaha, şu an sallıyorum tamam. We have, yehabe, dohabe, sehabe, çahartabe, o ne kahabe. Demek? 5, 6, 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1. Boğaz dare, cengül dare, manzar, view. Dare var demek. Şu an onu en son yapacağız, aynen. Arapçada mesela ehlen ve sehlen, enaşrole, el meşru, ismi Rotana, Bomonti Residence Rotana. Gidelim. Benim için özel mi seçtin bunu gri? Hayır ama güzel bir tesadüf oldu de diyebilirim. Hemen ne kadar kıskanç. O bir kere çok küçük bunun kafası. Arkasını ben kendi kafama göre sıktığım için. Arkadaşlar ilginç bir deneyim yaşayacağız şimdi. Bunu daha önce yapmamıştık. Şule sağ olsun bunu bize yaşatacak. Sizin için özel izin aldım. Normalde şantiyede üstün güvenlik önlemleri var. Onlara uymamız lazım. İşte maske, satıcılar baret ve dilenciler giremez. Şu anda arka çıkış kapısından giriyoruz. 44 katlı binamız. Heybetine bakar mısınız? Ne kadar arkadaşlar güzel. Bakın yukarıya çevirin kafanızı. Bir bakın. Kafamıza düşmez değil mi? Yok hayır. O kadar sağlam yaptık ki kafamıza düşmesi Allah korusun yani. Bu arada depreme karşı dayanıklılığı 9.0. Yani 9.0 neredeyse Japon teknolojisi kadar iyi sen bir deprem. Sen bu Çinlilere, Japonlara bayağı hayransın ha. Şu anda arka cephede yani şehir tarafına bakıyorsunuz. 7 katlı otoparkımız var. -7. Şu an -2'deyiz. Bu arada projemiz teslimi yaklaşık 8 ay sonra. Büyük işçiliği bitirdik. Yani inşaat firmamla gurur duyuyorum. Türkiye'de çok fazla inşaat yapılıyor ama vaktinde teslim eden projelerin sayısı ne yazık ki az. Ne yapalım? Abdi İbrahim'le çalışıyoruz biliyorsun. Abdi İbrahim Türkiye'nin en büyük ilaç firmalarından bir tanesi. Sevgili Abdi İbrahim'in sahibi Nezih Barut. Nezih Barut. Nezih abi buradan çok selamlar sana. Kendisini çok seviyorum bu arada. Ben de Abdi İbrahim'in İK direktörünü çok iyi tanıyordum. Benim eski müşterim. Onlarla bir bağlantımız var. Ve tabii ki Mar Yapı ile çalışıyoruz. Bu arada yanlış yerden girdik arkadaşlar. Teşekkürler. Devam edelim. Şöyle bakalım bizi nerelere götürecek arkadaşlar. Yok normalde arkadaşlar, 2 tane asansörümüz var. Şu anda sizi en güvenli yerden çıkarmaya çalışıyorum. Mahzen gibi. Sanki şey zombi filmi gibi değil mi? Wow. Let for that. Burası otopark alanı. Merhaba. Merhabalar. Ben sabah 6'da bugün yürüyüş yaptım da. Haftanın 6 günü çalıştığım için. Ben haftanın kaç günü çalışıyorum? 7 gün. 5 gün. Ben yanlış söyledim. Merhabalar. 5 yıldır haftanın 7 günü çalışıyorum diyecektim ama. Maşallah helal olsun. Bu genç yaşında bu kadar çalışkan, azimli. Gençim işte. Profesyonel. Senin doğum günün ne zaman? Dürüst. 18 Eylül. Başak burcuyum. Burçlara inanıyor musun? Hem inanıyorum hem inanmıyorum. Sen inanıyor musun? Ben çok. Ben hangi burcum o zaman bilirsin. Bir yaylık var ama. Yani nasıl oluyor hareketleri, tavırları? İşte böyle enerjik, sosyal, dışa dönük. Başka ikinci alternatif mi var? Terazi. Yes sir. Evet. Bilmiyorum. Terazi de aynı. Yetenekli, sosyal. Teraziler biraz flörtöz olur derler ama. Buraları keselim. Instagram'da takip edin. Şule Dev Proje Business hesabı. Hemen bir iş hesabına veriyorum. Link bırakacağım aşağıya. Bu arada 38'e geldik. Çok hızlıyız. Kulaklarımıza tıkanma da olmadı. Ne kadar çabuk çıktı ya. İşte. Bu bir de yük asansörü. Hyundai. Memleket nere abi? Evet. Ben Bayburtluyum ya. Aa sen Bayburtlu musun? Ben de Gümüşhaneliyim. Şaka yapıyorsun. Biz böyle üçümüz şey olduk. Arkadaşlar an, 44. kata geldik galiba. Ben size müthiş bir daire gösteriyorum. Heyecan dorukta. Penthouse kıvamında bir daire göreceksiniz şu anda. İnanılmaz. Bu nasıl bir manzara? Bu 4,5 artı 1'lik 241 metrekarelik bir dairem. Şuraya bakar mısınız? Oha! Harika. 360 derece İstanbul manzarasına sahip. Biraz abarttık gerçekten. Gözlerim kamaştı. Güneş gözlüğümü takayım. Şu an en son kattayız. 44'teyiz. Arkadaşlar ben daha önce böyle bir manzara görmedim. Bu arada şu an kış mevsimi. Normalde yazın masmavi bir deniz görüyorsunuz. Buraya çıkmak yasak mı? Yasak. Biraz dikkat edelim. Şurada duralım. Burası balkon. Balkonlarımız açık olacak. Buradan tüm ülkeye sesleniyorum. Bak tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Kanalıma abone olun. Ben daha açmadım ama benimkine de, beni de arkadaşlar, takip edin Instagram'dan. Şu anda inanılmaz bir manzara var. Hep hayalim de İstanbul'u böyle helikopterle falan gezmek istiyordum ben daha önce. İnşallah yapacağım onu. Onun dışında helikopterdeymişim hissiyatı var. Sol tarafımız Gayrettepe, Levent tarafı. Zincirlikuyu, Mecidiyeköy. Ön tarafımız Kabataş, doğru mu? Tabii Beşiktaş stadyumunu hemen görebilirsiniz. Boğaz'ın girişi. Adaları görüyoruz karşıda. Anadolu yakası Adalar. Şuradan Ayasofya Camii ve Sultanahmet'i görebilirsiniz. Eminönü, hepsi ayaklarınızın altında. Burada da hemen dibimizde Hilton Oteli var arkadaşlar. Bomonti bir bira ismi aslında, bira fabrikası. Bundan yaklaşık bir neredeyse 100 sene önce 2 tane kardeş burayı keşfediyorlar, Bomonti'yi. Normalde burası fabrika alanı. Şu bira fabrikasını yapıyorlar ve daha sonra yıllar içerisinde burası tabii ki kentsel dönüşüme uğradığı için ismi Bomonti kalıyor. Fabrikalar kalkıyor yavaş yavaş, daha lüks rezidanslar, tavırlar geliyor. Alanımız biraz kısıtlı ama ona rağmen çok kaliteli firmalar var burada. Ve şu anda zaten Bomonti Rotana'da buranın son projesi. Son proje. Evet, Bomonti'nin bir alan darlığı var ama bence bu güzel bir şey. Neden biliyor musun? Dağınık değil. Direkt dikey olarak çıkıyor. Kesinlikle. Bir de ulaşımlar çok rahat olur birbirine işte. Bir kere burası çok kompleks değil. Sıfır rekabet. Yani diğer projeler gibi 100 tane proje yan yana değil. Seçenek az ama talep çok. Bu çok önemli. Özellikle yabancı yatırımlar çok talep gösteriyor arkadaşlar buraya. Bu arada yabancı yatırımlar için bir mail adresi bırakacağım oraya. Dilerseniz bu projeyi beraber gezmek isterseniz oradan bize ulaşabilirsiniz. Sonra da tabii ki de Şule ile beraber sizi bu kata çıkaracağız. Bu manzarayı göstereceğiz. Her zaman. Hizmette sınır yok. Aynen. Salonumuz 42 metrekare. 3 metre tavan yüksekliği var. Burası komple salon. Mutfak ayrı. Ben ayrı mutfak severim. Çünkü yemek yaparken genelde misafirler ayrı mutfağı tercih ediyor müşterilerim. Burası yine balkonuyla birleşen mutfak kısmı. Yine mutfaktan şu manzara. Düşün yani makarna yapıyorsun. Ben mesela makarna yapıyorum. Karnıyarık, sarma. İşte bir tek börek açamıyorum. Onu da biraz geliştirmem lazım. Biraz çalışın üzerine. Bütün odalardan, bütün çocuk odası, misafir odası, mutfak, salon hepsinden Boğaz görüyorsunuz. Şöyle bir bakalım. Burası mesela misafir odası. Misafir odası. Ya da çocuk odası, çalışma odası. Bu arada mesela şimdi burada balkon olacak. Tabii balkonun bağlantısı bu. Balkonun açık mı olacak, cam mı olacak komple? Şöyle burada sürgülü bir kapımız var ama şuraya kadar koruyucu camlarımız var. Koruyucu cam. Yine buradan elimi dışarıya uzatabileceğim yani. Açık balkon. Vay be. İstanbul zaten çok güzel bir şehir. Onu da böyle bir manzaradan görmek harika. Banyo, duşakabin olmadan yani lavabosu ve el yıkama alanı olacak. Burada bir hizmetli odamız da var. Yani şöyle depo olarak kullanabilirsiniz, yardımcı odası yapabilirsiniz. Belki küçük bir çalışma odası da olabilir, nasıl isterseniz. Burayı da size ayırıyoruz. Burada ekstra bir odamız daha var. Çocuk odası yapabilirsiniz, misafir odası olabilir, genç odası. Manzaralı. Vasistas sistemli cam var arkadaşlar burada ki güvenlik açısından çok önemli bu. Burada da diğer banyomuz var, duşakabini. Lavabosu, her ortak banyo. Bayağı geniş bu arada. Burada banyo. Bir diğer oda var. Evet. Üçüncü oda. Toplam kaç oda burası şu an? 4,5+1. Bir odayı küçük tutup bir odayı büyütürdüm gibi aslında. Şu an öyle bir şansınız da var bu arada. Çünkü hala tamam bir proje. Sanki metrekareyi böyle daha rahat kullanabiliriz. Nasıl gibi, isterseniz. Ama şey için de işte çalışma odası ayrı, misafir odası ayrı, çocuk odası ayrı da diyersen. Yersin. Are you Russian? Kapı girişimiz buradan başlıyor. Master room'dayız. Büyük odaya geçiyoruz değil mi? Evet, yatak odasına giriş yapıyoruz. Kendine ait bir banyosu var. Burada küçük bir giyinme alanı var. Bu arada örnek daireden daha büyük bir alan, farkında mısınız? Evet. Yani ben olsam şöyle U şeklinde bir giyinme alanı yapardım. Kesinlikle. Ve yatağı buraya koyardım. Daireyi bu şekilde veriyor musunuz? Yani tamam satıyor musunuz? Yok. Yani biz her şeyle birlikte satıyoruz. Tamam şansımız yok. Siz derseniz ki ben değişiklikler yapmak istiyorum, size bırakıyoruz ama teslimde hepsini vermek zorundayız. $200.000 sat bana. Ya, o kadar da değil. Biraz fiyatlardan mı bahsetsek? İnsanları biraz heyecanlandırsak. Beğendin mi? Ben bayağı beğendim. Bayıldım. Yani manzaraya aşık oldum. Yani evin içini bana istersen şey yap, böyle hiçbir şey yapmadan ver, yine ben bu şekilde alırım. Kesinlikle. Yani çünkü şu manzarayı satın alıyorsun aslında. Şimdi bir tane örnek daire gezdik. Evet, 3+1. Bir tane de projenin asıl en büyük dairelerinden bir tanesini gördük. Doğru. O da en üst katta, şerefiyesi en yüksek. Tabii takipçileri merak ediyordur. Bu projenin fiyatı ne? Burada şok olacağınız bir gerçek var. Fiyatlarımız... Şok. Ben bir research yaptım ve o kadar uygun ki, yani şu anda böyle bir daire 4,5+1 üst katlarda full Boğaz manzaralı bir daireyi başlangıç fiyatı olarak $1.650.000'dan alma şansınız var ama liste fiyatları. Daha indirim konuşmadık. En uygun fiyat dediğin bu daire. Şöyle alt katta 38'den başlıyor, 44'e kadar seçenekler var. Büyük minimum olanlar. 38. kat bu size'larda $1.650.000 minimum price. Peki örnek daire 3+1. Onlar en küçük 3+1'imizdi. Onlar kaçtan başlıyor? $800.000'dan başlıyor liste olarak. Yukarıya doğru çıktıkça fiyatlar artıyor. 1+1'ler ne kadar? 1+1 inanılmaz ucuz. $350.000 listesi. Hiçbir şey yok. Nakitte $280.000'lara kadar indirim yapıyoruz. Harika. Belki biraz daha yaparsın. Yaparım. Sizin için yaparım. Beklediğimden daha güzel bir vlog oldu. Kesinlikle. Şu manzarayı bu kadar güzel olacağını beklemiyordum. Dediğin kadar varmış. Telefonda bayağı konuştuk. Asla abartmıyorum. Ben dedim ki ne olur bizi dedim en tepeye çıkar. Tamam dedi, izin alacağım dedi, ayarlayacağım dedi ve sözünde durdu Şule. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için. Buradan ben aşağı atlıyorum birazdan. Tamam, hadi görüşürüz. Benim fazla vaktim yok. Biliyorsunuz arkadaşlar ben zamanla yarışıyorum. Öyle hemen aşağı atlıyorum. Ay bir an hayal ettim. Yok, kıyamam. Lütfen. Korktuk, görüyor musun? Bir sonraki vloga kadar ne yapacağınızı biliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz ama abone olmayı unutmuyorsunuz. Abone olmazsanız atlıyorum. Vallahi atlarım. Şakayı karıştırmayın. Abone olmayı unutmayın. Zili açmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Bu arada 2020'nin sonuna geliyoruz. Bir sonraki yılda yine çok güzel vloglarımız olacak arkadaşlar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kendinize çok iyi bakın.